Daha sıkı tedbirler olacağını düşünüyorum. Çünkü vakalar hiçbir şekilde azalmıyor. Hatta artıyor. Şu an mesela Kayseri'de akşam 7-8 gibi hayat bitiyor zaten. Yasaklar da 8'e başlıyor. Bir faydası yok şu an. Göründüğü gibi herkes dışarıda. Biraz duyarlılık lazım. Biraz nasıl diyeyim yani. Duyarlılıkla beraber maneviyat lazım bizim insanımıza. Kendi kafalarına göre, kendi çıkarlarına göre kanun çıkarıyorlar. Bu bizim millet iflah olmaz. Olmaz. Bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Sizce ne tür önlemler alınmalı? Yani kısıtlamalar daha çok arttırılmalı bence. Hafta sonları mesela tamamıyla kısıtlama olup hafta içleri süreler kısaltılabilir. O şekilde yani. Bence karantina gelmeli. Karantinaya alınmalı herkes. Evden çıkmamalı herkes. Herkes kendi önlemini alırsa bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yasaklar biraz daha arttırılsa daha iyi olur. İnsanlar çok dikkate almıyorlar yani maske kullanımı olsun. Çocuklar da çok şey değil. Bilemiyorum, böyle giderse daha da artacak gibi. Kısıtlamaların daha da arttırılmasını istiyorum. Yani bence kısıtlamaların çoğalması lazım. Vaka sayıları yükseliyor biliyorsunuz. Kısıtlama gelirse çok iyi olacak. Yani eğer biz yavaş yavaş halledelim bu meseleyi dersek halledemiyoruz. Yani hızlı bir şekilde halletmemiz lazım bu meseleyi. Hızlı bir şekilde halledersek sonuca ulaşırız diye tahmin ediyorum. Kış zaten hani grip olan biri bile olsa biliyorsunuz hani ağır geçiriyor haliyle, biliyorsunuz bu virüs zaten sıkıntılı haliyle. Kısıtlamalar çoğalırsa biraz dişimizi sıkarsak sonuç iyi olacak gibi. Yani ne tür önlemler alınacak? Onlar, ben büyüklerimin aldığı bütün önlemlere ben saygı duyuyorum. Zaten diyorum ki ben okul açılıyor, kapanıyor falan kaygıya kalınca diyorum ki ya büyükler bizim için en iyi olanı yapıyorlar. Bizim bir şey söylememize, düşünmemize gerek yok diyorum. Ya bence çok güzel kararlar alıyorlar zaten. Benim bir şey eklememe gerek yok. Okullar kapatılmalı bir. 15 gün hiçbir Allah'ın kulu dışarı çıkmasın. En güzel önlem budur bence. Sağlıklı yaşamak için, virüsün bulaşmaması için gerçekten bunlar şart. Ne tür önlemler alınmalı? Yine yaşlıları evde bırakmaları lazım. Küçük çocuklara maske takılma diyor ama küçük çocuklar da hastalanabiliyor. Artık onlara da önlem alınması lazım. Gençlerimiz okullar olmadığı zaman onlar da çıkmamaları lazım. Aha, binaların içinde hepsini hemen hemen koronadan hastalanıyorlar. Komşular birbirine gidemediği için asansörün içerisinde de birbirine bulaşabiliyor. Onlara da önlem alınması gerekiyor. Başka türlü ne olabilir ki? Bence bu pandemiden dolayı en temiz alınması gereken önlemlerin böyle yarım değil de 10-15 güne yayılmak, tüm olmak ister temelli sokağa çıkma yasağı. Bu benim görüşüm. Sokağa çıkma yasağının 10-15 gün tertemiz, ondan sonra herkes işine gücüne baksın. Şimdi milleti biraz fazla sıkıştırdılar gibi gözüküyor bana. Benim yorumum bu tabii ki. Milleti aslında serbest bıraksınlar. Vatandaş gene böyle maskesini falan tedbirli mesafelerini uygulasınlar. Ama ağır hasta olan yaşlı abilerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz de onlara aniden mesela zaten devletimizin kolu uzun. Allah'a çok şükür bir problem de yok. Hemen aniden şeylerimiz geliyor, ambulanslarımız. Hastaneye düşünüyor. Bu milleti de bu kadar sıkıştırmasınlar. Dükkanlarımız açılsın. Eskiki gibi olmasın da yani böyle sıkışık hep bir yere düğünler şunlar fakat biraz serbest olsun. Dükkanlarımız açılsın. Millet alışverişini yapsın. Mesafede dursunlar. Yani benim görüşüm bu. Bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Sizce ne tür önlemler alınmalı? Bence düşüncem bütün esnaflar kapanmalı. Ve 10 gün kapanmalı hepsi bir. Biri kapanıp biri açık kalınmamalı. Esnafın biri çalışıyor biri çalışmıyor. Tamam paket yapılıyor tamam o. Ama öbür esnaflar ne yapsın? Onlar aç kalıyorlar. Geliri yok. Çoluğu çocuğu var. Bir sürü masrafı var. Ben istiyorum ki hep beraber kapansın, hep beraber açılsın. 10 gün. Akşam 8'de kapanıp sabah 10'da. Zaten 8'den sonra kimse dışarıya çıkmıyor ki. Bu bir önlem değil. Bence önlem değil. Önlemin alınması için hepsi kapansın. Bir 10 gün kafasını bence düşüneceğim bu. Bence ülkemizdeki insanların biraz daha böyle vurdum duymaz tavırları dikkate alınaraktan alınan önlemlerin biraz daha sertleştirilmesi gerekmektedir. Bu bütün insanlık için geçerlidir. Hatta haftanın belirli günlerinde de sokağa çıkma yasağı kesinlikle uygulanmalıdır bence. Yani benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret yani. Bir an önce bu önlemin alınması lazım. Vaka sayısı şu an çok yüksek. İşte bir an önce tedbirlerin alıp uygulanması lazım. Bugün önceki 65 yaş tamamen eve kapatılmalı, sokağa çıkılmalı. Çocuklar dahil. O yüzden işte nüfus yolunun önüne geçer. Kalabalığın önüne geçerler. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocuklar sokağa çıkmamalı. Bir an evvel hep birlikte şu hastalığı nasıl yeneriz? Birlikte yeneriz. Nasıl yeneriz? Kurallar koyarak. Kuralları koyduğumuz zaman eğer uyarsak bu hastalığı yeneriz. Yoksa bu hastalık bizde ta uzun yıllar gider. Niye? Dışarıda sigara içme yasağı konuldu mu? Konuldu. Allah razı olsun. Fakat hala böyle vurdum duymaz insanlar var. Tamam mı? Sigara içerek gidiyor. Gerekli zaman ben ikaz ediyorum. Tamam mı? La kardeşim bak sigara içmek yasak diyorum. Günah diyorum. Bak virüs var şunu diyoruz. Desek de ya boşver bir şey olmaz diyor. Bu millet çok duyarsız. Duyarsızlığından dolayı bu maskeyi takmak zorunda kaldık. Niye? Başımızda bir felaket var. Bir hastalık var. Bir virüs var. Öksürüyor öksürüyor. Hala dışarıda geziyor. Lan eğer öksürüyor öksürüyorsan evinde otur dışarı çıkma. Değil mi yani? Biraz duyarlılık lazım. Biraz hani nasıl diyeyim yani? Duyarlılıkla beraber maneviyat lazım bizim insanımıza. 9 günlük ya da 2 haftalık yasak olabilir. Tamamen böyle hiç saat şey olmadan ya da kafeleri her yeri tamamen kapatabilirler. İşte kuaförler olsun, kafeler olsun. Böyle düşünüyorum ben yani. Daha sıkı tedbirler olacağını düşünüyorum. Çünkü vakalar hiçbir şekilde azalmıyor. Hatta artıyor. Vallahi hemşerim, Bakanlar Kurulu da toplansa, toplanmasa da, kabine toplantısı da olsa bu bizim millet iflah olmaz. Olmaz. İstediği kadar Bakanlar Kurulu toplansın. Ne olacak? Sorayım. Bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Sizce ne tür önlemler alınmalı? Şimdi önlemler bizim söylediğimiz hususta maalesef olmuyor. Biz ne söylesek kapanmalı. Hepsi burada kalıyor. Oradaki bakanlar kendi kafalarına göre, kendi çıkarlarına göre kanun çıkarıyorlar. Vatandaşın yararına olan pek nadir kanun çıkıyor. Kalanları zenginlere, bakanlara, kendi çıkarlarına uygun olarak kanun çıkarıyorlar. Yani önlemler şu anki gibi olmamalı. Şu an mesela Kayseri'de akşam 7-8 gibi hayat bitiyor zaten. Yasaklar da 8'e başlıyor. Bir faydası yok. Şu an göründüğü gibi herkes dışarıda. Yani nasıl desem sokağa çıkma yasağı herkese gelmeli. Ya 20 yaş altına belirli bir saatlerde falan saçma yani. Zaten yaşlılar hiç çıkmıyor korkusundan. 20 yaş altı da zaten yasağı hiç umursamıyor 3 saatlik yasağı. Yani devletimizin daha da nasıl desem ya daha çok tedbir göstermesi lazım bu konuda. Çünkü artık herkes sıkıldı, bunaldı. Kimse artık umursamıyor yani bu hastalığı normal bir hastalık olarak görüyor. Ya diyeceklerim bu kadar.